Dedem rahmetlinin babası Ali Bey, dede de kolera salgınından dolayı trende ölüyor. Düşünsenize, babanız ölüyor ve yanınızda camdan atıyorlar aşağı. Yani bu... Teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki, köylülerle anlaştık. Biz sana tarla vereceğiz, hayvan vereceğiz. Buraya yerleş. Evlendirelim seni. Burada hayatın da mı? Dedem diyor ki, olmaz diyor. Ben burada kalırsam esir olarak kalırım. Ben burada hür olmam. Adam bunun üzerine diyor ki, seni göndereceğiz o zaman. Seni göndermemiz lazım. Çünkü senden esir olmaz. Dedem rahmetli burayı anlatırken ağlardı. O sakalından damlaları sildiğimi hatırlıyorum yani yaşlı. Kendi rızasıyla Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilen devletlerden birisidir Rusya. Neden? Bolşevik ihtilal olduğu için geriye dönüyor. Kendi ülkesinin iç sorunu, bir ihtilal yaşanmış. O iç sorundan dolayı Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. Çekilirken de pek çok insanı esir alıp götürüyor. Bizim oralardan da, köylerden filan alıp götürdüğü esirler çok fazla. Bizim köyümüzden de esirleri götürüyor. Dedemi, dedemin babasını, amcalarını, büyüklerini hepsini alıp götürüyor Ruslar. Dedem de o götürülenlerin içerisinde. Sarıkamış'a kadar yürüyorlar, yürütüyorlar esirleri. Sarıkamış'ta trene bindiriyorlar ve trenle Sibirya'nın içlerine kadar götürüyorlar aktarmalı bir şekilde. Bir kolera salgını başlıyor. Ve o kolera salgınından dolayı esirlerin pek çoğu trende ölüyor zaten. Dedem rahmetlinin babası Ali Bey, dede de kolera salgınından dolayı trende ölüyor. Bedenini camdan aşağı atıyorlar yanındayken. Hatta şöyle bir hikaye anlatırdı. Rus askeri buna engel oluyor ve dipçikle bileğine vuruyor. Çünkü bu tutmaya çalışıyor atarken. Düşünsenize, babanız ölüyor ve yanınızda camdan atıyorlar aşağı. Yani bu hani izahı mümkün bir şey değil. Nasıl bir travmatik bir hal oluşturur insanda. Ve nereye gittiği belli değil. Yani yolun kenarına cesedi fırlatıyorlar gözünüzün önünde. Zaman sonra Sibirya'da bir ormanda ağaç keserken o askerle yakınlaşıyorlar. Yani konuşuyorlar. Dedem de Rusça öğreniyor. Bir sene, bir buçuk sene orada ağaç kesiyor. Asker soruyor dedeme. Yani niye diyor tutmaya çalıştım ben senin? Bileğine vurdum diyor yani tutmasaydın. Diyor ki biz ölülerimizi şöyle defnederiz. Ben babamı kabrine bırakır gibi bırakacaktım besmeleyle. Nereye gittiği belli değil ama sanki kabrine bırakır gibi. Sen ona engel oldun deyince Rus çok üzülüyor. Bilseydim diyor, hani ben bırakmayacaksın zannettim, geri çekeceksin zannettim vurdum. Yoksa bilseydim bir dua edeceksin bırakırken bırakırdım. Beni bağışla diyor dedeme. Dedem orada iyice bir Rusçayı falan öğreniyor. Açlıktan ve hastalıktan dolayı 3000 kişilik falan esir grubundan, ağaç kesenden belki 200 kişi yakalıyor ya kalmıyor. Yani çoğusu telef oluyor orada. Yani ölüyorlar. Umurundan Rusların yani orada esir zaten. Ormanda ağaç kestiriyorlar bunları. En son, yani hikaye çok uzun. Benim Yollar Dönüşe Gider romanımda anlatıyorum zaten. Yeni baskısı çıkacak nasip olursa Timaş yayınlarından. Tamamını orada okuyabilir kardeşlerimiz. Orada ağaç keserken önemli hususlardan bir tanesi, çeyrek ekmekle sabahtan akşama kadar ağaç kesme noktasına geliyorlar en son. Bir eylem yapıyorlar. O eylemden dolayı bunları çeyrek ekmeğe mahkum ediyor esaret yöneticisi olan subay. Yani sadece çeyrek ekmek. Dedem Ramazanlarda şöyle derdi. Ramazan bizim için çok kolay. Çünkü biz zaten çeyrek ekmekle oruç tutardık. Bir sene neredeyse çeyrek ekmek. Akşam ya da sabah yemeniz fark etmiyor. Yani sabah da yeseniz çeyrek, akşam da yeseniz çeyrek ekmek. Oradan dağıtılıyorlar köylere. Dedemi de Sibirya'daki köylerden birine, bir zenginin yanına veriyorlar. 1918'de. 19'un ortalarında demek ki. İhtilalde olduğu için çok da sıkı değil. Nüfus kayıtları yanmış vesaire. Dedemi muhtemelen para ödeyerek çalıştırmak için alıyor o zengin adam köye. Gidiyor dedem. Ona bir ahırın yanında, hayvanların yanında bir yer veriyor. At sürüsü var. At sürüsüne bakmaya başlıyor. Hayvanlarına bakmaya başlıyor. Tarlalarında çalışmaya başlıyor. 2,5 yılda orada kalıyor. Ama öyle hadiseler yaşıyor ki Cenab-ı Hak onu geri gönderiyor. Çünkü hep zaten İnşirah suresini okurmuş gezerken. Mesela perşembe akşamları Yasin-i Şerif okurmuş ezberden. Hafız değil ama pek çok sure ezberinde. Elbette her zorlukla beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Ayetini okurmuş. Allah'ım bir kolaylığı varsa beni gönder. Babam öldü, herkes gitti, perişan olduk. Anadolu'ya, yurduma filan diye dua edermiş. Bir süre sonra köyde meşhur oluyor dedem. Neden? 2 metre boyu, yakın boyu var. Son derece yakışıklı bir delikanlı.
son derece dürüst, çalışkan. Öyle kement atardı ki yani. Böyle attığı kemente attığı yere takardı yani. Hani kovboyların filmlerinde vardır ya kement. Neden? Çünkü atları gütmüş, kement atmış, onların peşinde dolaşmış. 2,5 yıl aşağı yukarı. Köyde 93 harbinde oğlu ölmüş. Bir Rus dedemin peşine düşüyor, dedemi öldürmek için. Oğlu 93 harbinde ölüyor. Türkler öldürdü diye dedemden intikamını alacak. Dedem bir iki defa ağam derdi. Ağasını anlatmaya çalışıyor. Bu adam bana garez ediyor. Silahlı saldırı da yapıyor. Ateş ediyor yani öldürmek için. Dedem işte eceli gelmemiş, kurtuluyor. O silahlı saldırıdan sonra zaten geliyor, diyor ki bu adam bana diyor ateş etti. Bu adam beni öldürmeye çalışıyor. O diyor ki o oğlunu kaybetti 93 harbinde. Uzak dur ondan. Yaklaşma. Ben konuşurum da. Yani seninle bir alakası yok sonuçta. Sen bir esirsin, gelmişsin burada çalışıyorsun. Ama adam takip ediyor, peşini bırakmıyor. Fakat Cenab-ı Hak bir gün o adamı dedemin eliyle kurtarıyor ölümden. Köyün etrafında bataklıklar varmış böyle. Bir bataklıktan haber geliyor. Birisi düştü, kurtulamıyor, kurtaramıyorlar diye. Herkes koşuyor bataklığa doğru. Dedem de koşturuyor atlardan birini. Biniyor ata, gidiyor bataklığın yanına ki bu kendisini vurmaya çalışan adam. Artık boğulmak üzere, omuzları da gömülmüş. Çene dışarıda, sadece bataklığa gömülmek üzere. Kimse kurtaramıyor 15-20 metre ötede. Yani giremiyorlar da. Kement atmaya çalışıyorlar. Bir türlü isabet ettiremiyorlar. Dedem hemen iniyor. Ya Allah Bismillah deyip kemende atıyor. Kement biraz uzağına düşüyor. Bir daha atıyor ama üçüncü de tam ağzının önünde duruyor kement. Adam da gömülecek neredeyse. Bir bakıyor kement, kementi tutuyor ağzıyla. Çekiyorlar, çıkarıyorlar. Dedem rahmetli derdi ki ağzında diş kalmamış çıkarana kadar. Ölüm korkusu yani, gidecek yoksa. Öyle bir sıkmış ki kementi, dişleri sökülmüş. Bataklıktan çıkarıyorlar. Dedem ata binip gidiyor. Adam en son soruyor kim yaptı, kim etti, söylüyorlar. Diyorlar ki Türk esir, kement attı seni çıkardı. Dedemi ve ağasını çağırıyor, özür diliyor. Bundan sonra senin koruyucun benim diyor. Ben seni öldürmeye çalıştım, sen beni bataklıktan kurtardın. Ben hayretler içerisinde, bu nasıl olur? O dedem de diyor ki biz diyor kimseyi öldüremeyiz, haksız yani. Savaşta ölmüştür sizin oğlunuz. Oğlunuz esir olsaydı biz de ona dokunmazdık. Biz öldüremeyiz. Ve o ayeti okuyor. Yani bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. Bir insana hayat vermek bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Adam bunları da duyunca dedeme oluyor dost. Kendi ağası dedemi sınavdan geçiriyor zaman zaman. Yanına para koyuyor alacak mı diye. Dedem hiç bakmıyor. Başka başka şeyler yapıyor dedem zihnini bozacak mı diye. Bakıyor ki bu delikanlı çok dürüst. Başka şeylerle ilgilenmiyor. Haneye sadık. Yani tarlasında öyle bir çalışıyor ki adam öyle çalışamaz. Atlarına öyle bir bakıyor ki adam öyle bakamaz yani. Dedeme soruyor bir gün. Diyor ki neden böyle bu kadar kendi evinmiş gibi, kendi hazinen ya da kendi işte tarlanmış gibi her şeyi korumaya çalışıyorsun? Dedem diyor ki emanet. Bana emanet ettiniz bunları. Ben emanete ihanet edemem. Bunlara bakmak zorundayım, çalışmak zorundayım. Ben diyor yani öyle bir çalışmak zorundayım ki siz işte esir böyle olur deyin. Diyor. Adam şaşırıyor. Allah Allah diyor. Neyse bir günde değirmene gidiyor dedem. Ağasının buğdaylarını un etmek için gidiyor. O köyden başka kızaklar da gidiyor. Başka köylerden kızaklar. Büyük bir değirmen. İşte diyelim ki 20-30 kilometre ötede bir yerde. Ama nasıl kar yağıyor. Her taraf kar, buz yani Sibirya orası. Giyimleri, kuşamları çok sağlam. Deri kalpaklar vesaire her şey. Bir hafta falan kalıyorlar. Bütün buğdaylar un ediliyor. Herkes kızağına binip yola çıkacak. Kimse tek başına çıkmıyor. Çünkü tek başına çıkıp bir yerde kalma ihtimaliniz çok yüksek. Süratle kar yağıyor, yollar kapanıyor ama herkes aynı anda giderse yol hemen açılıyor, yağsa da açılıyor. Düşünün yani 100 kızak peş peşe gidiyor, yola çıkmış. Dedem en sonda. En sona geçiyor. Diyor ki birisi düşerse, kalırsa yardım edeyim. Rahmetli anlatırdı. Derdi ki 20-30 kızak ödeden biri yuvarlandı dereye. Öyle bir yolları da var ki yollar böyle. Karlar kapatmasın diye yollar, Rus yolları böyledir yani şöyle yaparlar. Yüksektir. Neden? Fazla kar yağıp kapatmasın diye. O yollar bile kapanmış, o kadar kar yağmış ki diyor. Şöyle giderken yuvarlandı dereye. Hemen kaydı aşağı doğru, çıkamadı. Kime el açtıysa yardım alamadı. Herkes korktu kendisinden gitti. 7-8 kızak kaldı, atam artık el açamadı. Soğuk, yavaş yavaş gidiyoruz. 20 kızak gidene kadar belki yarım saat geçti diyor yani. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bana geldi diyor, elini bile açmadı artık.
yardım et diye. Ben hemen diyor kızağımı durdurdum. Dedim ya dedem iri yarı heybetli bir adamdı. Kar küreme şeyleri varmış, kürekleri varmış. Hemen diyor aldım onları diyor. Karları küreye aşağı doğru indim. Önce atlardan birini çıkardım. At, kızak hepsi gömülmüş diyor. Atlardan birini çıkardım. Sonra öbür atı çıkardım. Sonra kızağı kendim diyor çekerek çıkardım. Sonra adamı aldım, buğdayları aldım, çıkardım, yerleştirdim. Eline dizginleri verdim. Dedim ki devam et ben arkadan geleceğim. Peki dur. Adın ne senin diyor dedi. Dedim Bekir. Sen Rus değilsin. Nasıl konuşuyorsun Rusça bile? İşte öğrendim diyor ben. Kalpağını çıkar diyor. Çıkardım. Ben seni unutmam diyor dedi ki. Ben seni bulurum Bekir. Devam ettik. Açıldı zaten, rahatladı. Tam böyle yol ayrımına geldik. Bay bay etti. Bekir ben seni bulurum dedi diyor. Ayrıldık gittik. Bu beni nerede bulacak bu adam? Sadece adımı köyü söyledim. 6 ay sonra mı 7 ay sonra zaten ağası diyor ki seni göndereceğiz artık. Teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki köylülerle anlaştık. O bataklıktan çıkardığın adam da. Biz sana tarla vereceğiz, hayvan vereceğiz. Buraya yerleş. Evlendirelim seni. Zaten yani hakikaten böyle baktığımızda pırıl pırıl bir adam. Yani yakışıklı bir delikanlı. Seni evlendireceğiz. Burada hayatın da mı? Dedem diyor ki olmaz diyor. Ben burada kalırsam esir olarak kalırım. Ben burada hür olmam. Ailem yok, annem yok, babamı kaybettim. Bütün akrabalarım gitti. Vatanımdan uzaklaşmışım. Benim burada hürriyetim mi olur diyor. Ben ne zaman yerime, vatanıma, Anadolu'ya gidersem o zaman hür olurum. Adam bunun üzerine diyor ki seni göndereceğiz o zaman. Seni göndermemiz lazım. Çünkü senden esir olmaz. Senden mahkum olmaz. Sen ya hür olacaksın ya da hayatta olmayacaksın yani. Biz seni göndereceğiz. Bunun için de dedeme Rus kimliği çıkarıyor. O Şevki ihtilalinde kayıtlar yanmış ya, yakılmış nüfus kayıtları. Yeni nüfus kayıtlarında dedeme Rus kimliği çıkarıyorlar. Sanki o köylü birisiymiş gibi ki seyahat edebilsin. O kimlik de hazır. Hazırlıklarını yapıyorlar. Köylülerle vedalaşıyor. Bir kısmı da ilçeye geliyor trene bindirmek için. Yolculayacaklar yani o kadar 2,5 senede ayran bırakmış kendisine köyü. Ayrılıyorlar artık. Vedalaşıyorlar, ağlayanlar. İşte romanda anlatıyorum yani bir sevdalı kız var o ağlıyor bir tarafta filan. İstiyormuş böyle evlenmeyi dedemle filan. Ağlıyor. Alasmaladık ediyor. Tam trene binecekken yanında da ağası var. Bir ses duyuyorlar Bekir diye. Allah Allah. Bekir sen ne kadar meşhursun diyor ya. Burada bile seni tanıdılar diyor. Dedem de diyor ki beni kim tanır burada? Ne bileyim diyor birisi Bekir diye seslendi. Yok ağam ben değilimdir diyor. 6 vagondan 6.'ya binecek. İlk 3'ünde yer hiç yok. İkisi sıkı. 6. vagon biraz böyle yer var vagonda. Oraya binecek. Daha gür bir ses Bekir deyince ikisi birden dönüyorlar. Bakıyorlar ki 3. vagondan birisi işaret ediyor. Fötr şapkalı filan bir adam. Adam diyor ki Bekir bu seni tanıyor diyor. Bu iyi bir şey diyor gidelim oraya. Dedem oradan Astrana gidecek trenle. Astrandan Bakü'ye geçecek. Hesap bu. Bazı tanıdıkların isimlerini, adreslerini vermiş. Oralara gidecek, yardım edecekler dedeme. Gidiyorlar yanına. Adam diyor ki torbalarını, çantalarını verin. Camdan alıyor. O adama diyor ki ben diyor Bekir'i tanıyorum diyor. Nereye gidecekse ben onu götürürüm diyor. Rahat olun diyor. Ayrılıyorlar, vedalaşıyorlar. Yanına oturuyor. Diyor ki tanıdın mı beni? Tanıyamadım diyor. Şapkalı, kravatlı, grand tuvali diyor adam. Niye diyor dedi Bekir diyor. Kızağımı çıkarıyordun dereden beni tanıdın da şimdi niye tanımıyorsun? Deyince diyor aklıma geldi. Kusura bakmayın. Ben o zaman o şartlardaki yüzünüzü de şimdi çıkaramadım. Gayet normal demiş. Ben uyumak için 2 kişilik bilet alırım hep. Onun için yanımda 1 kişilik yer vardı. Seni görünce çağırdım. Şimdi hareket edeceğiz. Buralardan bir daha geçmeyeceksin. Nereye gidiyorsun? Anlatıyor. Diyor ki beni yolcu ettiler diyor Anadolu'ya. Ben seni götüreceğim diyor. Nereye kadar gideceksin? Sana yani ne gerekiyorsa ben yapacağım diyor. Ama diyor buraları bir daha göremezsin diyor. Asma köprüler var diyor. Üzerinden geçeceğiz. Onlara iyi bak diyor. Dünyadan az bulunur. Yani böyle derin uçurumların üzerinde trenlerin geçtiği asma köprüler var. Onlara iyi bak. Biraz böyle yaylanacağız filan ama korkma. Çok sağlamdır onlar. Hareket ettik diyor. Anlattı bir şeyler. Sonra köprülerden geçtik 1-2 tane. Asıl büyük köprü var. Şimdi oradan geçiyoruz. Sonra köprü yok artık. Gideceğiz diyor dedi. Tam böyle köprünün üzerindeyken aşağı bir baktım uçurum. Görünmüyor aşağısı. Yani nasıl kurmuşlar, nasıl yapmışlar onu anlamak mümkün değil. Ha, mesafe çok fazla değil ama bir uçurumun olduğu belli diyor. Üstünden geçiyoruz. Tam bir şey konuşacaktık, bir dalgalanma oldu, köprü yıkıldı.
Köprü yıkıldı diyor. Bir anda baktık diyor, köprü gitti. Biz de uçuruma gidiyoruz derken bizim vagon çıktı şey kenara. Üç vagon kurtuldu, üç vagon gitti aşağı. Bir hafta filan bekletiyoruz. Bir tane canlı çıkmadı diyor. Trendeki bütün insanlar öldü. Kafa kol birbirine karıştı. Demir, kafa, kol hepsi böyle. O taş uçurum. Dedem rahmetli burayı anlatırken ağlardı. Sakalından damlaları sildiğimi hatırlıyorum yani yaşları. Derdi ki ben niye ağlıyorum biliyor musunuz? Eğer ben o gün adamın kızağını çıkarmasaydım o uçurumda olacaktım. Çünkü 6. vagona biniyordum ben. Ben o gün onu kızağını o dereden çıkarmakla aslında kendi elimi tutmuşum çocuklar. Meğer yardım etmek üzere uzandığım el benim elimmiş. O el bugün beni köprünün üzerinde tuttu. Ben eğer o elimi uzatmasaydım bugün bana elini uzatmayacaktı bu adam. El benim elimmiş. Bu yüzden yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir derdi. Yardıma muhtaçlar elinizi uzatın. O el bir gün kendinize dönecek ve sizi tutacak derdi. Oradan tabii tekrar hareket ediyorlar. Astrana geliyor. Orada bir takım hadiseler yaşıyor. Bakü'ye geliyor. Bakü'de asker kaçağı muamelesi görüyor. İçeriye alıyorlar. Sonra isyan edip kapıyı falan kırıyor. Komutanın huzuruna çıkıyor. Ben diyor asker kaçağı değilim. 4 yıldır esirim. Nereden bilirim deyince belgeleri çıkarıyor. Kimliği çıkarıyor. Komutan bu sefer o subaylarına kızıyor. Siz bu adamı niye içeri attınız? Ya bu adam zaten götürülmüş, esir edilmiş falan. Hürmet ikramda bulunuyorlar. Dedemi yolcu ediyorlar ve Erzurum'a geliyor. O yörede meşhurdur. Bekir Ağa dediğinizde pek çok kişi size şunu söyler. Konağına misafir olmuştu. Damdan bakardı saatlerce kiniden sonra Horasan Ovası'na, Pasinler Ovası'na bakardı damdan. Derdik ki dedemiz yine yolda kalan birisine bakıyor herhalde. Çünkü genellikle yolda kalanlara ekmek gönderirdi, su gönderirdi, misafir getirin derdi, bal yağ gönderirdi. Yolda kalan hayvanlara gönderirdi. Feyzullah gidin şurada hayvan kalmış, şurada yolcu geliyor ona su götürün filan derdi. Meğer bir de Şakir dededen sonra öğrendik ki dedem bir de bakarmış acaba Sibirya'dan birisi daha dönecek mi diye. Yıllarca o damdan binlerce insan gitmiş yani tanıdık bir sürü akraba. Acaba birisi daha döner mi diye bakıyormuş.